Mustafa soruyor, sahabeler seçilmiş midir? Azı cemaatler, bazı cemaatler, Ali İmran 110 uzun olduğu için biraz buraya yazamadım. Bu ayeti söyleyerek sahabelerin de olduğunu söylüyor. Hazreti Muhammed'den sonra İslam toparlanamadı. Hazreti Ömer peygamberin vasiyetini yazmadı. Bu konu beni çok yoruyor. İkinci soru da peygamberden sonra bu iş neden bozuldu? Şimdi bir dakika dur bakalım orada. Hazreti Ömer peygamberin vasiyetini yazmadı. Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun? Vasiyeti varsa söyle. Önce onu bileceğiz. Bir vasiyeti var. Yani yazmadı derken bir vasiyetin varlığından bahsetmen lazım önce. Şu vasiyeti vardı, yazmadı. O zaman o vasiyetin nereden geldiğini de söylemen gerekir. Unutma, biz peygamberden 1400 sene sonra dünyada yaşıyoruz. Bize ulaşan tevatürler, bize ulaşan devasa bir 1400 senelik kültür birikimi var. Ve bu kültür birikimini oluşturan binlerce cilt kitap var. Bunun birçoğu Kur'an'dan kaynaklı bile değil, uydurma. Bir kısmı Kur'an'dan bir takım referanslar alıp arkasından uydurma eklenmiştir. Bir kısmı da hiç Kur'ani değil, tamamen hadisler diye uydurulmuş bir takım şeylere dayandırılmıştır. Şimdi bu soruyu soran vatandaş vasiyetini yazmadı dediğine göre o yazılmayan vasiyet nedir? Ben bilmiyorum. Bilmediğim bir konuda da bir şey söyleyemem. Sen önce o vasiyeti bana bildireceksin. Peygamberin şu vasiyeti vardı. Bunu Ömer yazmadı diyeceksin. Ben de sana yine soracağım. O yazmadıysa bu vasiyet nereden eline geçti senin? Kim yazdı o zaman? Demek ki başkası yazmış o yazmadıysa. Kaldı ki Hazreti Ömer peygamberin yaz dediği bir şeyi yazmamazlık etmez. Bunu düşünmek bile akla ziyan verir. Bunu böyle düşünmek bile akla ziyandır yani. Hazreti Ömer peygamberin vasiyetini yazmayacak. Niye? Muhalefet mi dedi? Karşı mı çıktı? Ben katılmıyorum. Bu tip tarihi fitnelerle de uğraşmıyorum. Bunlar tarihi fitnelerdir. Bunlar ta Emeviler, Abbasiler döneminde işte İslam dinini kendi çıkarlarına uygun kullanmaya çalışan bir takım aşiretlerin devlet yapılanmasında kullandıkları fitneden başka bir şey değildir. Ömer düşmanlığı, Ali düşmanlığı, Muaviye düşmanlığının kaynaklandığı bir şer iklimi oluşmuştur. O şer ikliminde de herkes kendini haklı çıkartmak için ya yalan üretmiştir, ya ayeti saptırmıştır, ya uyduruk hadis kullanmıştır. Dolayısıyla peygamberden sonra bu iş neden bozuldu diyorsam, peygamberden sonra bu işin bozulma sebebi de az önceki dediklerimdir işte. Birileri kendilerini dinin tek temsilcisi görmek istemiştir. Kimi Mısır'da, kimi Bağdat'ta, kimi şurada, kimi burada devletçikler oluşturmuşlardır. Ve bunlar kendi kendilerini meşru göstermek için de bir takım yalanlar uydurmuşlardır. Onun için de Allah Resulü'nün torunlarını, o sevgili torunlarını katletmişlerdir. Bu fitnedir. Uyandıranan lanet olsun demekten başka o dönemle ilgili bizim yapacağımız başka yorum yoktur. Vesselam. Şimdi arkadaşım, vaziyeti zaten veda hutbesi. İşte veda hutbesinde zaten Allah Resulü, ben size bir tek şey bırakıyorum. O da Kur'an'dır. Tabi ona eklemişler, sünnetimdir, işte şudur budur diye bir sürü sonradan eklemeler yapılmış. Ama Allah Resulü'nün kendinden sonra insanlara bıraktığı şey ayetle de sabittir ki Kur'an'dır. Kendinden sonra gelen nesillere bırakacağı tek ipucu, yani ipucu demeyelim, sırat yolu, doğru yol, Kur'an yolu olduğuna göre peygamber veda hutbesinde 3 tane yol göstermez. Kur'an kendine ne demiş, sonu gösterir.
O yüzden biz bu tip uyduruk ifadelere inanmıyoruz. Bu hem peygambere bir iftiradır, hem o zamandan ekilmiş fitne tohumlarını bugün yeşertmeye çabalamaktır. Buna katılmıyoruz. Katılmak mecburiyetinde de değiliz. Biz mecbur olduğumuz tek şey Kur'an'a uymaktır. Kur'an'a uyarsak peygambere de doğrudan uymuş oluruz. Otomatikman. Evet. Aleykümselam Hülya Hanım. Bunun için değerli arkadaşlar, fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun denmiştir. Boşa denmemiş bu. Her devirde fitne uyandırılmıştır. Her devirde fitne körüklenmiştir. Bu gerek din adına, gerek ideoloji adına, gerek işte ülkelerin birbirlerinin içini sabote etmek için, orada siyasi manada fitneler üretilmiştir ve tarih boyunca kansız bir günü geçmemiştir bu dünyanın. Uzaydan baktığınız zaman toplu iğne kadar bir yer tutmayan bu dünyanın gürültüsü bütün uzayda çınlıyor. Bütün uzaydan daha güçlü çıkıyor. Uzayda da bir toplu iğne kadar yeri yok ha dünyanın. Ama gürültüsü çok fazla. Şu dünyaya bakıyorum ben. Bir tek insanı hayalliyorum o dünyada. Toplu iğne kadar yok. Ama o insanın gürültüsü bütün bu dünyayı sarıyor. Ne muazzam bir enerji, değil mi? Ne muazzam bir enerji.